Biz 3 aydır bölgede nefes alamıyoruz. Baktığımız, hareket ettiğimiz her yerde zırhlılar ve asker var. İşte bu sözler köylülerin yakaladığı ve Eren Bülbül'ün katillerinden biri olan o teröriste aitti. O PKK'lı terörist saklandıkları mağaraların yerlerini tek tek gösterdi. Karadeniz yaylalarındaki operasyonu Şov Haber ekibinden Aytaç Kurnaz ve Başar Günal görüntüledi. Burası Giresun Yaylalar bölgesi. 4 teröristin burada olduğu tahmin ediliyor. Teröristleri aramak için içeri girecekler. Her çalının içi, her ağacın arkası, her mağara. Askerler tek tek hepsine böyle baktı. Çünkü köşeye sıkışan PKK'lı 4 hain hala buradalardı. Operasyon önceki gün köylülerin yakaladığı teröristin ifadeleriyle genişletildi. Diyarbakır'dan buraya kimliksiz mi geldin? Otobüse mi geldin? Otobüs kimliği. Vallahi. Burası Giresun Yaylalar bölgesi. Giresun Bölge Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timleri buraya geldi. O yakalanan Aram Kod adlı terörist sorgulandı. Ve o terörist diğer arkadaşlarının 4 teröristin daha bu bölgede olduğunu söyledi. Ve o teröristin çantasından diğer teröristlere ait bir kıyafet çıktı. Birazdan o kıyafet o köpeğe koklatılacak. Ve o köpeğin gösterdiği iz doğrultusunda burada operasyon başlayacak. Köylülerin yakaladığı terörist Eren Bülbül'ün ve Assubay Ferhat Gedik'in katili kalleşlerden sadece biriydi. Ve o hain 3 aydır nefes alamadıklarını, köşeye sıkıştıklarını söyledi. Neresinde sen Diyarbakır? Otur abi. Hangi köy? İşte o teröristin çantasından çıkan diğer teröriste ait bir parça kıyafet, bir mont var burada. Özel eğitimli iz köpeği o kıyafeti koklayacak ve yukarıya doğru çıkmaya başlayacağız ama burada inanılmaz sis var ve ekipler çok koordineli bir şekilde ilerleyip burada iz arayacaklar. Nerede oğlum? Göster oğlum. Sis yüzünden göz gözü görmüyordu. Şov Haber ekibi bölgeyi görüntülerken teröristlere nefes aldırmayan kahramanların operasyonuna rastladı. Yakalanan terörist 4 teröristle anlaşmazlığa düştüğünü ve bu yüzden gruptan koptuğunu ifade etti. Kaldı ki yemeklerinin olmadığını, aç kaldıklarını söylemişti. Artık yiyecekleri yok ve bu bölgede bulunan birçok yayla evinde artık yiyecek kalmadı. Kış geliyor ve o yüzden açlar ve her an her yere inebilirler. Çalışma şartları oldukça zor, sık ağaçlık bölge burası. Her alan inceleniyor teker teker ki onların sığınakları da olabilir ve o teröristlerle her an burada burun buruna gelebilirler. İşte yaylalar bölgesinden yaklaşık 2 kilometre içeri girdik ve izler bizi bu mağaraya getirdi. Şu anda çevre emniyeti alınıyor. İşte jandarma özel harekat timleri birazdan sığınak olduğu tahmin edilen bu mağaraya girecekler ve içeride terörist var mı? İşte buna bakılacak ve buradan yukarı tırmanacağız. Yakalanan teröristin ifadesine göre hainler yaylalardaki mağaralarda saklanıyordu. İşte izler bizi bu mağaraya getirdi ve mağaranın girişindeki ayak izlerini görüyorsunuz şu anda. Jandarma özel harekat timleri iletişime geçiyorlar birbirleriyle ve mağaranın içine girecekler ki buranın içinin sığınak olarak kullanılabileceği de tahmin ediliyor. Timlerin bir kısmı içeri girdi ve içeride aramalar yapıldı. Bakın ileride bir pet şişe görüyorsunuz. İşte o bir yaşam malzemesi. İçi suyla doluydu. Timler incelediler ve şu anda bu mağaranın içinde kimse olmadığı anlaşıldı ama teröristlerin, o 4 teröristin buraya geldiği ve burada barındığı da tahmin ediliyor. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor. Askerler köşeye sıkışan PKK'lı teröristlerin etrafındaki çemberi her geçen saniye biraz daha daraltıyor.